İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bir Ermeninin çığlığı. Arayik Harutyunyan, Artsakh kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için savaşmaya devam ediyor. Sürgün edilmiş Ermenilerin şehri Burç Hamburg. Batı Ermenistan'ın Mardin'de bir yeraltı şehri keşfedildi. Gürcistan'daki Ermeni cemaati. Önümüzdeki bir hafta Tiflis'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümüne adanacak. Milli Kütüphane Haftası 18 Nisan'da başlıyor. Bugün Daniel Barujan'ın doğum günü. Batı Ermenistan. 18 aylık ıstırabım boyunca gördüğüm her şeyi söylememe henüz izin vermediniz. Yine de gözlerimin gördüğünü ve dünyanın gördüğünden beri kimsenin göremediğini tüm dünyaya anlatmam gerekiyor. Öyle ki beni dinledikten sonra insanlık korkudan sararacak ve bir göçmenin kalemi kağıt üzerinde kırılacaktı. Genç ve yaşlı, kadın ve çocukların sonsuz ve kederli yürüyüşünü, ayrılık ve katliam sahnelerini, gökyüzünde ilgisiz kalan Tanrı'yı, yeryüzünde vahşi hayvanlara dönüşen insanları, kan gölüne ve suç denizine dönüşen dünyayı ve cesetlerden yükselen nehir gördüm. Dünyanın her yerinden kesilen binlerce boğazın iç çekişini boğazımdan duyulması için binlerce Ermeni kadının solgun bakışlarında parladığı gibi gözlerimin derinliklerinden yardım dualarının alevi, haykırışlar, intikam duaları şimşek gibi parlatmak için ben hayatta kaldım. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Artsakh Devlet Üniversitesi Akademik Konsey üyelerini kabul etti. Son dönemde yaşanan jeopolitik olaylar bağlamında bölge ile ilgili konular tartışıldı. Devlet Başkanı Harutyunyan, Artsakh'ın karşı karşıya olduğu zorlukları aktararak atılan adımlardan bahsetti. Artsakh Devlet Başkanı, Artsakh bağımsız devlet kurma sürecini kesintiye uğratmadan kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için savaşmaya devam ediyor, dedi. Toplantıda Artsakh'ın sosyoekonomik gelişimi, demografik durumunun iyileştirilmesi, bilimsel eğitim alanındaki sorunlar ve kamusal yaşamdaki sorunlar ile ilgili konular da tartışıldı. Beyrut Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Burç Hamut, Lübnan'ın en dinamik şehirlerinden biridir. Burç Hamut şehri 1930'ların başında Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'den kurtulanlar tarafından kuruldu. Osmanlı katliamlarından kaçan Ermeni mülteciler ilk olarak 1920'lerde Karantina ve Mar Mikael yakınlarındaki çadır yerleşimlerine sığındılar. Ancak arazi sahiplerinin bölgeyi boşaltmaları için sürekli baskı yapması ve çok sayıda yangının ardından Ermeni örgütleri Burç Hamut'ta arazi satın almaya çalıştılar ve bu insanlar için yeni bir ev inşa etmeyi planladılar. Geçici sürgün olması gereken şey yakında kalıcı hale gelecek. Batı Ermenistan'daki Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve delhizlerle geçişlerin olduğu yeraltı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor. İlçede 2 yıl önce yeraltı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda uzunluğu 100 metre olan bir tünel ve kilise gibi birkaç ibadethane 49 oda bulundu. Yeraltı şehirlerinin benzer örnekleri Batı Ermenistan'da bulunuyor. 24 Nisan, insanlığa karşı işlenen en korkunç suçlardan birinin 107. yıl dönümü. Dünyanın birçok medeni ülkesinde Türk büyükelçilikleri önünde protestolar ve gösteriler düzenleniyor, Türkiye'nin kanlı tarihini tanıması, atalarının işlediği suçları kınaması ve uluslararası hukuka göre suçlarından sorumlu tutulması talep ediliyor. 2005 yılından bu yana Gürcistan'ın başkentinde de benzer etkinlikler düzenleniyor ve her 24 Nisan'da Türkiye Büyükelçiliği önünde bir miting düzenleniyor.
24 Nisan'da Gürcistan'daki Ermeni cemaati üyeleri planlı bir yürüyüş düzenleyecek ve yıllardır gelenek haline gelen meşale ile yürüyüş rotası değişecek. Son nokta Tiflis'teki Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenosu da adanmış Anıt Haçkar olacak. Ermeni Kütüphane Derneği 18-25 Nisan tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nde geleneksel olarak kutlanan Milli Kütüphane Haftası'nı düzenleyecek. Bu yıl kutlama büyük şair Yeşil Çarenç'in 125. yıl dönümüne adanacak. Her yıl düzenlenen Profesyonel Kültürel Hafta ilk kez 2002 yılında düzenlendi. Kütüphane kültür etkinlikleri arasında özel bir yeri vardır. Bugünlerde kütüphanelerde toplantılar, kitap tartışmaları, sunumlar, önemli kültürel yıl dönemlerine adanmış etkinlikler, şiir dersleri, sergiler, Ermeni kütüphanelerine profesyonel geziler, kitap bağışları yapılacak. Haftanın kapanışı ve sonuçların özetlenmesi 25 Nisan'da gerçekleşecek. Daniel Varujan 1884 yılında doğdu. 20 Nisan'da Batı Ermenistan'ın Sebastya eyaletine bağlı Bırgınik köyünde doğdu. Köy okulunda okuma yazmayı öğrendi ve 1896'dan itibaren eğitimine Konstantinopolis'te devam etti. Varujan, Sultan Hamid'in düzenlediği katliamın izlerini gördü. O günlerde zulme uğrayanlardan biri de şairin babasıydı. 20. yüzyıl Batı Ermenistan Ermenisi olan şair Daniel Varujan'ın eserlerinin özü, güzelliği, gücün ve çalışmanın övgü unsuru oldu. 24 Nisan 1915'te Varujan, Türk polisi tarafından tutuklanan aydınlar ve halk figürleri arasındaydı. 26 Ağustos'ta şair Ruben Sevak ve diğer 3 sürgün edilen kişilerle beraber organize bir komploda vahşice öldürüldü. Varujan'ın hayatı genç yaşta kesintiye uğramasına rağmen büyük sosyal içerikli şiirler, mükemmel sanatsal figürler yarattı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gorani topluluğundan Musa Dağlı Ermenilerin oyun havası Garmir Fıstan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.